Arkadaşlar merhaba ben Müştü Hoca 49 günde TET Tüşe kampında 20. gündeyiz Şöyle güzel bir full tekrar yapalım istiyoruz Şimdiye kadar ne konuşursak o konularla ilgili bol bol soru çözelim Sorular üzerinden de konulara göndermeler yapalım Kısa kısa böyle özetlerle hakkını vere vere gidelim E o zaman haydi arkamızı yaslanıyoruz Başlıyor Evet arkadaşlar ilk sorumuz geldi Sağlam bir soru güzel bir soru Hangisinde iyilik haberi yoktur diyor Bu ne hocam? Sözcük türlerinden zamirle başladık. Hatta ek halindeki zamirlerle, iyilik zamiriyle. Aynı zamanda sözcükte yapıyla da direkt olarak alakalı bir soru bu. İyelik zamiri demek, iyelik eki demek. Hemen kalemimiz bir gelsin, mavi rengimiz seçilsin. İyelik zamiri yoktur diyor, iyelik eki yoktur. Nasıl yapıyoruz? İçim bu konuları almıyor artık. Benim içim, işte buradaki ım im iyilik eki. Yani iyelik zamiri. Burada var hocam. Tamamdır. Zihnim hep bunlarla dolu. Zihnim, benim zihnim. Burada da iyilik eki var, iyilik samiri var. Düşüncelerim bu yolda beni zorluyor. Benim düşüncelerim, eyvallah hocam. Bu konuda rehberim o hoca tabii ki diyor. Rehberim, benim rehberim, eyvallah hocam. Sonuçta zihinlerin de dolum taşım zamanları vardır. Benim taşım demiyor. Bu taş benim taşım, bu kalem benim kalemim dese eyvallah saygı duyarız. Burada çok bariz bir şekilde dolum taşım zaman, taşmaktan taşım yani Fiilden isim yapan yapım eki. Yukarıdakiler çekim eki, yelik eki. Doğal olarak da hocamız tabii ki 5 numara olacak. O da tabii ki ops neredesin, denizdesin. Eyvallah saygı duyuyoruz. Var mı soru işareti? Yok bence çok iyi bir soruyla başladık. Çok dehşet bir soruyla başladık. Hiç beklediğimiz bir soru değildi çünkü. İyilik zamiri ne alaka diyeceğimiz konulardandı. Çünkü yapıyı soruyorsa sınavda biz Ahmet diğer konuların yapısını sormasın diyorduk. O yüzden hep öyle de yapıyordu. Yani yapı sözcükte yapı geldiği müddetçe atıyorum sıfatların yapısını sormuyor adam yani. Zamirin yapısını sormuyor. Doğal olarak da böyle çok detaya aman aman girmiyor. Ama ek halindeki zamirler bu noktada hani hem yapıyla alakalı bir şey biliyorsunuz ek bulmanız gerekiyor. Hem de sözcükte yapı. Sözcükte yapıdan soru gelmezse bu sorulabilir gibi 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 ortalık karışık neyse tamam hocam rahatladık hadi başlayalım ikinci soruyla devam edelim. Evet bu parçada aşağıda kaydın hangisi yoktur? Haydi başlıyoruz. Yönelme aleki. Fiil çekim eki. Oba fiil çekim eki ne abi? Kek. Değil mi kek? İçti kek. İçti kısmı isme gelenler, kek kısmı fiile gelenler. Kip ek eylem kişi eki bitti. Zarf fiil eki biliyoruz. Fiilden isim yapan yapım eki birleşik el. Bir başlayalım da sonra konuşalım bunları tek tek buldukça. Mesela sözlere kulak asmayanlar, neye kulak asmayanlar? Sözlere. A, E. Yönel maleki değil de nedir Allah aşkına? Şurası bariz bir şekilde yönelme maleki. E var mıdır başka? Her taraf, her taraf, her taraf. Sorulara falan her tarafta var. Geç. İlla vardır. Fiil çekim eki. Sözlere kulak asmayanlar şimdi bu yaptıklarının karşılığını alıyorlar diyor. Alıyorlar derken yor. Şimdiki zaman larler şahıs eki. Yani kip var, şahıs eki. Her şey var abi. Her şey var. Fiil çekim ekleri de tamam. Zarf fiil eki demiş. Zarf fiil eki derken hocam sözlere kulak asmayanlar şimdi bu yaptıklarının karşılığını alıyorlar. Sınavdaki sorulara hazırlık konusunda uyarılmalarına rağmen bunu yapmaları üzücü bir durum. Zarf fiil eki Kenyalı Asiye Ema'dan ince ip arakladıkça şeklinde biliyorsunuz bu ekler çifreleniyor. Ek olarak dığında değildi. Tamam. Remez gelir gelmez. Maksızın durmaksızın casına bardaktan boşanırcasına gibi gibi gibi. Tamam budur. Zarf fiillikleri bunlar. Bunlardan hiçbirini göremedik. En azından bir ıp ıp göreydik bari ya. En azından bir ıp ıp ara bir şey geçsin. Hayır o da yok. E o zaman tamamdır hocam devam ediyoruz. Fiilden isim yapan yapım eki diyor. Fiilden isim yapacak. Hemen bakalım arkadaşlar. Kulak asmayanlar diyor. Kulak asmayanlar. Yani mame eki var orada. Asmaktan asmamak. Fiilden fiil yapmış. Asmayan derken... Asmak, asmamak fiiline bakın dikkat. Asmamak fiiline gelmiş. Asmayan mak olmayacağına göre bu sıfat fiil aslında fiile geliyor. Onu isim yapıyor değil mi? Sıfat fiillerin de böyle bir özelliği var. Doğal olarak çok bariz bir şekilde arkadaşlar. Burada da neyimiz var? Fiilen isim yapan yapım ekimiz var. Tamam birleşik eylem demiş. Bir bakalım kulak asmayanlar. ha birleşik eylem bu. Hatırlayın lütfen arkadaşlar birleşik eylemleri. Birleşik eylem deyince 3 başlık akla geliyor. 1. 2 3 deyip geçiyormuşum bundan hakda. 3 1 hocam. Şimdi anlamca kaynaşmış birleşik eylem. Bunlar neydi? Anlamca kaynaşmışlar deyimler. Kulak kasmayanlar ona girer. Belki zorlarsak bir sürü var. Tamam. Anlamca kaynaşmış buydu. Kurallı bir ilişki eylem vardı hatırlayacaksınız. Yeterlik, tezlik, sürerlik yaklaşma. Tamam hocam bunlar da eyvallah tamam. Bir de ne vardı arkadaşlar? Yardımcı eylemle kurulanlar vardı. Yardımcı eylemle kurulan. Yani etmek olmak, kılmak, eylemek, yardım etmek, hasta olmak falan fistan. Doğal olarak ilk 3 muhabbet budur. Birleşik eylemde 3 başlık vardır. 3'ü de budur. Anlamca kaynaşmış deyimler, kurallar, yeterlik, tezlik vesaire yardımcı eylemde kullanlarsa etmek, olmak, kılmak, eylemek. E, doğru cevap çok net bir şekilde Ceyhan arkadaşlar. Moraller yüksek tutulsun lütfen. Çok iyi gidiyoruz. Her soru inanılmaz tekrar yaptıracak bize. İçiniz rahat olsun. Daha bir sürü soru bizi bekler. Evet bir ses olayı sorusu. Bu parçada aşağıdaki ses hangisi yoktur diyor. Bakalım ünsüz değişimi. Ünsüz değişimi neydi hocam? Yumuşaması değil mi? Kaynaştırma, ünsüz benzeşmesi, ünsüz türemesi, ünlü değişimi. mesela ünlü değişimi sana ve bana. Hızlı bir şekilde şöyle bir göz atıyorum. Hemen en sonda banayı yakaladım, eledim. Ünsüz türemesi neydi? Hissetmek, affetmek falan. Yazdığı her sorunun öğrencilere fayda sağlayacağını biliyordu. Bu bilinç onu yazdıkça yazmaya gitti. En sonunda gittiği her yerde eserleri anılan bir yazar olduğu ona bunu nasıl aşardı sorulduğunda bana değil okurlarımız süper. Ünsüz türemesi yok. Ünsüz türemesi hissetmektir arkadaşlar biliyorsunuz şuradaki se. Ya da biraz daha zorlarsak hakkı kelimesidir. Biraz daha zorlarsak seddi kelimesidir. Çift ünsüz arıyoruz. Görmek kolay o yüzden. Hızlı bir şekilde ona baktım. Şimdi Adana ile başlamış olsaydım aşağı doğru tam bir oyuna düşmüş olacaktım. Tam bir kazılan kuyuya düşmüş olacaktım hocam. Bu kadar olmaz. Ben sana söyleyeyim. Yani artık ses bilgisinde uyanmanız lazım. Şu olması lazım. Ulan bu adam bunu sıralamış ama kesin ünsüz değişimi var. uğraştıracak beni yani. Yumuşak her yerde var abi. Yazdığı var. Sağlayacağını var. Her tarafta var. Kaynaştırma işte sorunun nın ne kaynaştırma. İşte ne bileyim ünsüz benzeşmesi itti falan. Her tarafta var abi. Yani ben bunları tek tek bulacağım. Cevaba gidene kadar zaman kaybedeceğim. Örneği en az olan daha kolay bulduğun seçenekte başlayıp çat 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 cevaba hızlı bir şekilde gitmek. Mesela Ünsüz türemesi de olsaydı eğer şıklarda daha doğrusu metinde hissetmek, affetmek hakkı, şerri falan onu görmek de kolay olacağı için yine hızlı eleyecektim. Bakın Edirne'yi 1-2 saniyede eledim. Belki 2-3 saniyede olmasaydı cevap Denizli onu da eleyecektim. Yani hızlı bir şekilde eleme yapıp şunlar arasında cevaba gidecektim. Ama Denizli olmadığı için metinde çat diye cevaba gitmiş oldum. Tamam bütün mesele bu. Hadi devam edelim bir diğer soruyla. Evet bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisi farklı türde bir sıfattır? Farklı türde sıfat derken ben sıfatı ne yapıyorum? İkiye ayırıyorum abi. Niteleme sıfatı. O kendi içerisinde pekiştirme sorularsak. Niteleme sıfatının dışında belirtme sıfatı var. O da kendi içerisinde sayı, işaret, belgesiz ve soru diye ayrılıyor. Yani sips. E bu farklı türde sıfattan kastı hepsini niteleme birisi belirtme falan filan olsa gerek. Bir bakalım. Uzaktaki arabanın hangi arabanın? Uzaktaki arabanın. Ha işaret sıfatı. Neşeli bir dille nasıl bir dille? Neşeli bir dille niteleme sıfatı. Samimi yaklaşım nasıl yaklaşım? Samimi yaklaşım niteleme sıfatı. Tanıdık insan nasıl insan tanıdık insan? Niteleme sıfatı. Nasıl kişi güler yüzlü kişi niteleme sıfatı. Hepsi nasılın cevabıyken iken 2 3 4 5 diyelim en azından. Bir numara hangi sorusunun cevabı? Bir işaret sıfatıdır. Yani bir tane işaret sıfatımız var belirtme. Diğerleri niteleme. Doğru cevap tabii ki 1 numara olacak Edirne olacak şıkların ters dağılımını ben kitaplarda çok sık yapıyorum öğrencide dikkati artırmak adına. Bu çok önemli. Yani biri görür görmez direkt Adana'ya gitmek mantıklı, güzel, vakit kaybettirmez. Sınavda çok böyle şıkların yerini değiştirme artistliği yapılmıyor. O kadar da değil, zorlamıyorlar. Ama her şey hazır olmak lazım. Öğrenci şıklar arasındaki ilişkiyi de sürekli takip etmeli diye düşünüyorum. E o zaman uzattın hocam. Hiç gerek yok bu laflara bunlara. Hadi devam edelim başka bir soru gelsin. Evet arkadaşlar geldik sağlam bir yapı sorusuna. Sözcüklerden hangisi yapıca diğerinden farklıdır? Yapıca dediği an itibariyle basit birleşik türemiş. Değil mi? Babitü. Basit birleşik türemiş şarkı cebinizde kalsın lütfen. Sözcükler ne abi? Söz nerede? Sözcük nerede? Allah'ını seversen yani. Neyin peşindesin ya? Neyin peşindesiniz arkadaşlar? Söz bir yerde, sözcük bir yerde abi ne alaka? İki alakasız ifade, anlam değişikliği var. Çok bariz isimler ismi yapan yapım ki Türemiş, çekim. Ya çekmek, çekim farklı şeyler bunlar. Çekmek fiilken çekim o yapılan eylemin adı. Fiilden isim yapan yapım eki. ha türemiş. Bilmelisin. Bilmek kelime kökü abi. Malı meli gereklilik gibi. Yani Çekim eki. Sınsin şahıs eki. Yani çekimeki çekim eki. İçli kek değil mi bunlar? Kekteki kısmı. değil mi bu? Kek kısmı değil mi? Evet. Doğal olarak hep çekim eki aldığına göre. Basit. Hocam nasıl basit olur? Ek almış. Ek alabilir. Yeter ki sadece çekim eki alsın. Yapım eki alırsa artık basitlikten çıkar. Yaşamayacak derken acak, acak. Bak yaşamayacak durum. Acak ecek. Acak. abi. Türemiş. Bir fiilimsi varsa sözcükte fiilimsi eki varsa o kelime kesinlikle türemiştir. isim fiil sıfat değil zarf fiil. Fark etmez. Fiilimsi eki varsa o kelime türemiştir. Devam etmeyenler. Çünkü Fiilin sevgileri yapım gidin. Devam. Etmeyenler derken an en sıfat fiiller direkt yapıştırmalısın. Affetmemelisin. Hepsi türemiş türemiş türemiş. 3 numara. Basit hocam her şey yolunda. Çok iyi gidiyoruz. Sindirerek gidiyoruz. Lütfen anlamadan geçmeyin. Gerekirse başa alın. Bir daha bir daha dinleyin. Tane tane gidiyoruz dikkat ettiyseniz. Eksiksiz geçelim. Herkes anlayarak geçelim. Oba! Bu parçadaki numaram söyledi. Hangi ikisi farklı türde bir tamlamadır? Of 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 tamlama sorusu. Lütfen buna hazır olun arkadaşlar. Farklı türde bir tamlamayı bilmek gerçekten Büyük marifet. Geçtiğimiz günlerde derken hangi günlerde? Geçtiğimiz günlerde. E, sıfat damlaması bu. ST. Bir haber aldım. Herhangi bir haber. Belgesi sıfat. E, ST sıfat damlaması. Okurlar arasında. Okurların arasında. Şimdi iki kelime arasına. ın in, un, ün geliyor mu abi? Geliyor. Yani iki sözcük arasına. Tamlayan eki ın, in, un, ün ya da nın, 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 nın fark etmez. Tamlayan eki geliyorsa o iki sözcük isim tamlaması kuruyor demektir. Şaşılmayacak cinsten nasıl cinsten? Şaşılmayacak cinsten sıfat tamlaması. Destanların geçmişi ın, in, ı, i belirtili isim tamlaması. Okurlar arasında belirtisiz isim tamlaması. Şu belirtisiz, bu belirtili abi. İki tane isim tamlaması var. 3-5 neredesin? Ceyhan'dayım hocam. Eyvallah ben geldim seni işaret edeyim hocam. Bütün mesele bu. Var mı soru işareti? Yok. İki sözcük var. Arada kaldınız. Abi sıfat tamlaması bir isim tamlaması mı? Yani öyle böyle değil. bayağı arada kaldınız. Hemen bakıyorsunuz. iki kelime arasında tamlayan iki gelir mi? Geliyorsa o isim tamlamasıdır. Tamam bütün mesele budur. İçiniz rahat olsun. Evet bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almamıştır diyor. Almıştır hazırız abi biz sınavda almıştır çok sık soruyor. Almamıştır biliyorsan zaten onu yaparsın. Hadi devam edelim. Diktiği derken dıktik sıfat fiil eki diktiği fidanları birer birer ha, elleriyle kontrol etti diyor. Diktiği fidan işaret ediyor. Orada belirtme aleki var tamam. Dıktik eyvallah sıfat fiil eki var fiilimsi var. Yani yapım eki var bir tane de çekim eki var bu almış tutmadığını diyor. Dıktık sıfat fiil eki tutmadığı, onun tutmadığı, işte iyilik olabilir, ı i iyi orada belirtme olur falan fistan. Yani hem çekmek var hem yapmak var. Dikme derken mame. Hocam oraya dikme, oraya gitme demiyor. Olumsuz eki değil bu. Bu mame isim fiil eki. Fiilimsi, yapım eki. A, e zaten yönelme. Kalem gelsin silgi değil hocam. E tamam hem yapım hem çekim. Uyguladı diyor bakın. Uymak, uygulamak. E dı di var uyguladı ben gördüm. Görülen geçmiş zaman. Kipeki var. Uygulamakta zaten yapım eki var uymaktan uygulamak. E tamam yapım eki ve çekim almış eyvallah. Yönü dilerken yön. Kelime kökü. Yönü. En önemli yönü. Önün onun en önemli. Önün diyorum Allah Önün önün en önemli yönü. Evet konuşamam. Onun en önemli yönü. tamam hocam süper. Becerdik başardık tamam. Doğal olarak o iyilik ekidir yani. Y kaynaştırma. Dı de zaten idi ekelem. Neyin peşindesin ya? Neyin peşindesin? Orada dilim sürçtü diye. Neyin peşindesiniz ya? Doğal olarak doğru cevap tabii ki denizli olacak. Harikasınız arkadaşlar. Müthiş gidiyorsunuz. Dikkatlisiniz. Dikkatlisiniz siz denedim. Onu önü diyerek siz denedim. Düştüm, düşmediniz. Aferin dikkatlisiniz. E o zaman haydi. Evet bir diğer soru. Hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır? Yüklemin türü derse isim mi yoksa fiil mi diye bakacağız. Aman dikkat isim mi yoksa fiil mi diye kontrol edeceğiz. Bakalım. Biraz sonra yapacaklarını düşündü. Tüm üniversiteler rağmen düşündü. Düş. Ha düş. Hayal. isim Diyeceğim ama. Şimdi biz neye bakıyoruz? Yani bir yüklemin isim mi fiil mi olduğuna bakarken acaba köküne mi yoksa yapım eki almış yani türemiş son haline mi bakıyoruz? Evet. Yapım eki almış son haline bakıyorsunuz. Düşten düşünmek. E fiil. Düşünmek fiil olduğu için fiil kök. Bitti. Düşten düşünmek olduğu için fiil kabul ediyoruz. Fiil cümlesi diyoruz. Hazırlandığı sınav. Yani isim kökü normalde düş isimdir. İsimden fiil yapan yapım eki almış fiil olmuş bu. Ya biraz daha açarsam fiil gövdesi, biraz daha detay verirsem fiil gövdesi yani. Tamam devam. Gövde yani bu. Hazırlandığı sınavlarda yakaladığı başarı heyecanlandırdı diyor. Şimdi heyecan isim de. Heyecanlandırmak fiil. E o zaman bu da fiil cümlesi. Bunları da biliyordu yeteri kadar çalışma halde. Bilmek e fiil fiil cümlesi yapmaya almamış. Bu direkt bilmek olarak aldık bunu. Değerlendiriyordu değerlendirmek e bu da fiil fiil cümlesi abi. Sevdikleriyle bir arada yaşamak düşünceleri arasındaydı. Arasındaydı ifadesi, değil mi? İsim. isim? cümlesi bu. Doğal olarak doğru cevap kesinlikle Edirne olacak. Bu kadar. Sınavda çıktı biliyorsunuz arkadaşlar. Sınavda çok benzeri bir soru geldi biliyorsunuz. Yani çok benzeri derken soru kökü aynıydı. Yukarıda numaralı cümleler diye soruyordu. Haberiniz olsun. O yüzden soru çözümlerimiz çok değerli. Her bir soru önem taşıyor. Lütfen her soruyu çok çok dikkat alarak çözelim. Evet geldik sağlam bir öge sorusuna tam sınav formatını olacağım Bize bir cümle verilmiş eyvallah. İşte aşağıdaki cümlelerden biriyle sürdür onu diyor. O da diyor bize diyor zarf tümmecini, dolay tümmecini, özneyi ve yüklem olsun yüklem versin diyor. Tamam hocam. Fakat bu sorularda şuna dikkat etmek lazım. Öncelikle bize verilen kısım mutlaka şu verilenlerden birini az çok karşılıyor. Bazen tamamını yani en az 2-3 tanesini bazen bakıyorsun bir tanesini. Ya da bazen böyle yarım yamalak diyorsun genelde bu özne ya falan. Ya yani bir şekilde sana bir yol gösteriyor mutlaka. Mesela Elindeki notları bakın bize verilen kısma dikkat. Bir kenara bırakırken ne anlıyorsun buradan? Bırakırken hocam zarf fiil var. Zarf tümleci ya burası. Tamam. Yani sen şıklardan dolaylı tümleçle başlayan bir şey aramalısın. Ve unutmayın bize verilen listede olmayan bir şey varsa şıklarda çat elemelisin. Mesela Adana'dayım. Sınıfın bir köşesine ağlayarak yılan arkadaşını. Kimi arkadaşını belirtin nesne? E belirtin nesne yok. Ele. Tahtadaki yazıların özenle yazıldığını. Neyi? vesaire vesaireyi belirtilmesine nesne yine belirtin nesne yok. En ucuna noktaya nasıl atılabileceğini neyi vesaire yine belirtin nesne geç. Sınıftan öğrenci nüfuzları geliyor. Hmm, bırakırken sınıftan dolaylı tümleç nereden ne geliyordu öğrenci nüfuzları özne tamam geliyordu yüklem doğru. Cevap denizde olacak. Neyin peşindeyiz ya? Neyin peşindeyiz abi? Bütün mesele bu. Yani soruya doğru yaklaşım işi bitirir arkadaşlar. Hiç kasmamıza gerek yok. Telaş yok, panik yok. Soruya bakıyoruz. Bu soruda ne var ki kardeşim? Diyoruz içimizden aman dikkat. Dışımızdan soru bizi duymasın. Aman dikkat. Yazılmış tüm notların mesela Edirne'ye dikkat. Ona ait olduğunu belirtin esne. Yani bize verilen listede hangi öge yoksa şıklarda olanları çat çat eliyorsun. Bu kadar. Doğru cevap kesin gelenizde. Evet. Farklı bir ses bilgisi sorusu. Neresi farklı hocam bunun Allah aşkına? Biz hep böyle sorular çözmüyor muyuz? Zaten neresi farklı? Şurası farklı. Hangisi yoktur diye soruyordu. Bu sefer vardır diyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne yapacaksın? Farklı abi. Hangisi yoktur diye soruyordu. Biz yoktur. U. Az olan örnekte başlıyorduk. Çat diye buluyorduk. Bu sefer vardır'ı soruyor. E, ne yapacağız? Tam tersi. Yani örneğin çok olan daha doğrusu Böyle hani bizi uğraştıracağını düşündüğümüz mesela sertleşme, yumuşama bakacağız abi bunlara. Varsa çat göreceğiz çünkü bunların örnekleri çok fazla. Çok fazla yakalayacağız. Gelen mesajları okumak için şıklara şöyle bir göz attım arkadaşlar. Sertleşme, yumuşama, türeme, daralma, türeme, ünsüz türemesi, ünlü türemesi. Yoktur demediği için ben bir tanesini görüp çat cevaba gideceğim. Amacım o, o yüzden direkt metinle başlıyorum. Gelen mesajları okumak için telefonu yerden aldı ve 3 adım sonra oturdu. Yorgun ve bitmiş bir hali vardı. 3 adım derken ops Adım ifadesi atmaktan adım. ha hocam adım atılır ya adım atılır adı üzerinde. Adım attım attım. Yani atmaktan adım TD'ye dönmüş yumuşamış arkadaşlar. Ünsüz yumuşaması var. Ünsüz değişimi var. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak. Diğerleri yok olsun bir zahmet. Vardır'ı soruyor çünkü. Doğru cevap Ceyhan. Güzel soru. Uyanık olmak lazım. Vardır'ı sorabilir sınavda. Vallahi fena değil. Oba bu parçada altıştır yapım eklerinden hangisi farklı bir görevde kullanılmış? Şimdi abi yapım eki dediği zaman aklımıza ne geliyor? Bir kere isimden isim yapabilir bir yapım eki. İsimden fiil yapabilir, fiilden isim yapabilir, fiilden fiil yapabilir. Eyvallah tam dört tane muhabbet var aslında. Tamam hocam buraya hazırız eyvallah. E hangisi bunlardan farklı oluyor? Hepsi isimden isim, biri isimden fiil falan filan bunu söylüyor. Mesela lale'nin altını çizmiş. Hatır isimdir. Hatırmak diye bir şey olmaz ama hatırlamak diye bir şey olur. Yani isimden fiil yapan yapım eki var burada. İsimden fiil. Is fiil. Tembihlemek, tembih isim, tembihlemek fiil. Is, fi, isimden fiil. Tepeledi diyor. Şimdi hiç düşünmeden tepelemiş. Tepmek, tepmek, atmak. Fiil, fiilden fiil. Doğru cevap 3 numara olacak. Başladı, baş isim başlamak fiil, isimden fiil. Gözlenen göz isim, gözlemek fiil, isimden Fiil tamamdır hocam doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak. Çok iyi bir soru arkadaşlar bu tarz sorulara hazır olun lütfen. Hatta bu biraz insaflı bir soru. Ya yani güzel bir soru ama zor bir soru değil, insaflı bir soru. Çünkü altını çizmiş direkt olarak eklerin. Yani normalde kelimenin altını çizse hangi eki kastediyor kardeşim diyebilirsin. Biraz daha zor olabilir. Ama burada zaten kelimenin altını çizdiğin zaman 4-5 tane çoğunda yapım eki var. Öyle de olmaz yani. Öyle de gelmesin. Bu formatta en azından olmasın. Ama tepelemek kelimesi çok iyi mesela. yani mesela mesela ayda yani ne çok kullandım evet. Tabağındaki pilavı pilavı tepeledi mesela. Pilavı tepeledi. Pastaları tepeledi falan tabağına. Yani orada tepe yapmaktan, tepeden almalısın kökü. Tepeden tepelemek yapmasın yapman lazım. Tepmekle alakalı bir şey yok orada. Ama kapıyı tepeledi falan ya da kapıyı tepeledi olması, Kapıyı tepelemek ne? Tepeledi. Yani kapı dışarı etti bir anlamı. Tepeledi kovdu anlamında. Aman dikkat. Orada tepmek mantıklı olur. Öf 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 bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor bir yazım yanlışı sorusu. Güzel Sanatlar Fakültesine girdim İstanbul caddeleri İstanbul'un caddelerinde gezerken hiç de Topkapı Sarayı hoppa şimdi iki tane senay var abi. Osmanlı sarayları derken S'yi küçük yazıyor çünkü Türado bir sürü saray hangisi belli değil ama Topkapı Sarayı abi belli bu yani bildiğimiz saray canım işte Topkapı Sarayı. O yüzden buradaki S'nin büyük olması lazım. Normalde taşımazlar büyük. Saray 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 da aşağıdaki sarayla Topkapı Sarayı aynı mı Allah aşkına? Mesela cadde normalde büyük yazılır ama İstanbul caddesi demiyor ki. İstanbul'un caddeleri diyor bir sürü cadde abi Türado olmuş çok önemli bir soru bakın çok dikkat. Hiç T desek de D diye yazdığımızı hatırlatmış oluyoruz. T diye bir yazım yok. Doğal olarak sarayının sesi büyük olacak. Büyüttüğün an itibarıyla dikkat sarayının demen lazım. Kesme de kullanılmalı. Çok iyi bir örnek. Cebinize lütfen kalsın. Gündemde Topkapı Sarayı. Bakarsınız bu sene Topkapı Sarayı ile ilgili bir soru gelir. Bir yerlerde hazır olmakta fayda var. Evet yukarıdaki numara cümlelerden hangi ikisinde ayraç işareti aynı görevde kullanılmıştır? Oba noktalama ayraçtan da çok soru beklemiyorduk ama bilinçli olarak koydum uyanalım diye. Bakalım hangi İkisi aynı görevdeymiş. Dilimizde var olan iki farklı ki kullanımı. Ek olan ve bağlaç olan. Her daim ki biçiminde yazılır. Yani o var olan ifadeyi, kendisinden önceki ifadeyi açıklamış parantez ifade. İzleneceği düşünülen izlence program. İzlence program kelimenin diğer anlamı yazılmış, diğer ifadesi. Montaigne. Burada söyleniş yazılmış. Fecati'nin en büyük şairini Ahmet Haşim. Ha, ki kullanımı hangi kullanım? Şunlar şunlar. En büyük şairi kim bu? Yani 1 ve 4 aslında kendisinden önceki ifadeyi açıklama adına kullanılmış. 5 numarada ise doğum ölüm tarihi verilmiş evet 1 ve 4 neredesin C güzel güzel bir soru orijinal bir soru hazır olmakta fayda var 1 ve 4'te bir şeyi kendisinden önceki ifadeyi açıklamış diğerlerinde okuduşu var bir kelimenin söylenişi var ne bileyim bir yerde başka bir anlamı var kelimenin başka bir kullanımı bir yerde doğum ölüm tarihi Evet aşağıdaki hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır diyor onun İnci mahallesinde oturduğunu bildiğim halde sordum diyor İnci mahallesi M büyük yazılıyor mahallede biliyorsunuz gelenek ayrılıyor tamam Okuduğu derginin son sayısını heyecanla beklediğini fark ettim. Tamam derginin derken herhangi bir dergi adı yok. Adı olsa bile dergi her zaman küçük yazılır. Hep birlikte Kranlar Beldesi'ne... Aa dur burada kranlar mıranlar saygı duyuyoruz da beldenin belsi küçük kardeşim. Ekte ayrılmamış zaten ayrılmaz da zaten küçük yazıda bayılmamak mantıklı. Destanda eski Yunan tanrılarının t küçük bildiğimiz anlamda tanrıyı Allah'ı kastetmiyor. Özel anlamda değil küçük yazmalısın. Orta Doğu'nun Orta Doğu ayrı yazıdır çok iyi. Doğunun d'si büyüktür harika. Gelenekte ayrılır tabii ki Orta Doğu bir yer adı özel isim nihayetinde tamamdır hocam. Doğal olarak uzattın hocam. Beldenin b'si küçüktür. İl, ilçe, köy, semt, belde bunlar küçük yazılır bu kelimeler. Lütfen dikkat olur mu? Hadi devam edelim. Bir soru daha çözelim. Aşağıdaki cümlenin hangisinde ayraçla boş bırakılan yere iki nokta konulmalıdır diyor. oba bugün hava çok soğuktu. Akşama kadar evden çıkmadım. Yani kardeşim bu bir açıklama değil ki. Havada soğuk olmasının sebepleri falan demiyor ki yani iki alakası cümle bu. İki alakası derken anlam bağı var tabii de. Ya şu yüzden şöyle oldu falan bir açıklama yapmıyor. burada olmaz. Burada olmaz. Noktana iki nokta ne i̇ki alaka? Noktayı koyarsın devam edersin. Konularımız bugün bitti. Öğrenciler karnelerini bekliyorlar. Nokta abi hiç alakası yok. Bu mevsimde çok yağmur çok az yağmur yağdı su sıkıntısı olabilir nokta 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 hep noktalar devam etsin hocam hiç bozma devam 5 yıl önce İzmir'de taşındılar bir daha görüşmeyin nokta abi nokta nokta onlara bugün neler olduğunu anlatayım Evin önünden Üsküdar'a kadar yürüdüm anlatayım anlat anlatıyorum işte diyor kardeşim açıklıyorum iki noktayı buraya ops yapıştırmalısın süper güzel bir soru çözümü oldu bence güzel bir fır tekrar sorusu oldu soru çözümü videosu oldu daha doğrusu İyi sorular çözdük, çok güzel sorular çözdük. Ben daha önce de söyledim arkadaşlar. Bazı videolarda mesela 10 soru çözüyoruz ama 10 soru 1000 tane soruya bedel. Açıp da böyle 50 tane test çözüp de hiç fayda olmaktan sonra bir anlamı yok demiştim. Bizim için burada kalite önemli, nitelik önemli, çok çok önemli. Çözdüğümüz her soruda arkadaşlar, konu anlatımlarında bile o kadar içim rahat ki. Mesela derslerde falan anlatırken bir konuyu mesela 3 tane örnek yazıyorum. Diyor ki tamam 3'ünden biri abi sınavda sorulursa. Şükürler olsun her sene o sınavda işte o üçünden biri tercih edilip soruluyor. Ya da kelime anlatırken yazım nokta kurallarında falan diyorum ya bu kelimelerden bir tanesi o geliyor. Yani bir şekilde e, örnekleri yazarken içim çok rahat yazıyorum. Çünkü ben orada böyle 50 tane yazan mesela kişi zamiri. Kişi zamirinde 50 tane örneğe gerek yok. Sen ben sen o biz siz onlarla sınırlı, sınırlı olduğunu bil onun dışındaki hiçbir şey kişi zamiri deme bitti. Bir örnek bile yazsan orada yeterli mesela. O yüzden ben örneklerin anlatmanın kalitesine güveniyorum. Bu soru çözümlerinde de arkadaşlar mümkün mertebe ya bu soru gelir ya da bu soru gelmez ama şunu öğrenci mutlaka duysun. Mutlaka bunu cebine koysun dediğim soruları seçiyorum. Zaten gelir diye çözdüğümüz soruları fazlaca çözüyoruz onları çözüyoruz. Onun dışında ekstra bir de buna dikkat ediyorum. Yani ya bu soru gelmez kardeşim direkt iki nokta nereye konulacak demezsin belki ama atıyorum Edirne'deki bu açıklama mantığı diğerlerinde açıklama olmaması falan bu bile bir yerlerde işine yarar. O yüzden için çok rahat olsun. Bastıra bastıra gidiyoruz. Sindire sindire gidiyoruz. Zaten tavırlarından anlıyorsun. Bir acelemiz de yok. Çok güzel bir zamanlamayla başladık. Her zamanki gibi 1 Temmuz. İnanılmaz bir zaman bizim için. Yavaş yavaş da ilerliyoruz. Kampı böyle yavaş yavaş ortalıyoruz sayılır. Tam ortaladık sayılmaz. İçiniz çok rahat olsun arkadaşlar. Bomba gibi gideceğiz. Bomba gibi bitireceğiz. Ara ara ben böyle full tekrar videolarla karşınıza geleceğim ki geçtiğimiz konuların tekrar olsun. Unutulmasın. Tamam. E, yeni kamplar da bizi bekliyor. Yeni kitaplar var arkadaşlar. Bu sene inanılmaz kitaplar var. 49 ve 0'dan sonrasında da inanılmaz kamplar bizi bekliyor. Yeni kitaplar, yeni projeler var. İçiniz çok rahat olsun. Sınav anına kadar inşallah sizlerin yanınızda olmaya çalışacağız. Rehber Matematiğe. Mehmet Hocam'a da mutlaka selamları gönderin arkadaşlar. Yorumlar yağsın oraya da. Haydi yorumlarda görüşelim. Kolay gelsin.